Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı. Ben Ümit Özel. Kamera sistemi kurulumu analog HD kamera sistemi kurulumu eğitim video serimizde bugünkü videomuzun konusu keşif arkadaşlar. Analog HD kamera sistemlerinde keşif yapılırken nelere dikkat edilmeli? Arkadaşlar IP kamera kurulumu ile ilgili ayrı eğitim video serisi olacağı için onun keşfinde dikkat edilmesi gerekenler başka. Burada biz analog HD sistemle ilgili keşif bilgilerini aktaracağız. Bunu unutmayın. IP kamera kurulumu eğitim videoları da çok yakında yayınlanacak. Kanalımızı takipte kalın. Bildirim butonunu açın. Biz bir önceki eğitim videolarımızda kamera sistemini oluşturan elemanları yani DVR kayıt cihazı, güvenlik kamerası, adaptörünü, kablosunu hepsini anlattık arkadaşlar. Sıra keşfe geldi. Ürünlerimizi artık tanıyoruz. Keşif esnasında bakın alarm sistemlerini keşfinde riskli noktaları biz belirleriz ama güvenlik kamerası keşfinde birinci dikkat edilmesi gereken nokta kameraların yerlerini arkadaşlar müşteri tespit eder. Yani müşteri ben şu noktaları görmek istiyorum. Şurası benim için önemli, burası benim için önemli değil şeklinde ilk olarak yerin dolaşılması, güvenlik kamerasının hangi noktaları görmesi istendiği, hangi noktaları görmesi gerektiği tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir numaralı olarak kameraların tespiti diyebiliriz. Şimdi tespit esnasında da kameranın hangi lenste, mesela içeride bir odaya koyacağımız kamera 2.8 mm lensli geniş açılı bir kamera olması gerekiyor. Ama dış ortamda biz uzun bir mesafeye bakacaksak seçilebilirliği kaç metrede yakalarız kullanacağımız kamera ile kaç metrede bir özellikle site gibi yerlerde fabrika gibi yerlerde dış alan koruması için konulacak kameraların yerleri tespit edilirken dikkat edin ya da içeride bakış açısı yani kameranın kaç milimetre lensle olması gerektiğini tespit ediyoruz. Müşterimiz gece renkli görüntü istiyor mu? Ya da kameranın kurulacağı noktada infrared gece siyah beyaz görüntü mü olacak? Gece renkli mi görüntü olacak? Bunu özellikle keşif esnasında belirlememiz gerekiyor. Kameraların tespiti, kaç kamera kullanılacak? Kamera sayısı belli olduktan sonra arkadaşlar ikinci olarak ne yapıyoruz? Biz DVR kayıt cihazını Nereye koyacağız? Tabii DVR kayıt cihazını nereye koyacağız dedik ama ben kamera sayısına göre kaç kanal bir DVR kayıt cihazı kullanmam gerekiyor ve mutlaka şunu sorun. İleride kamera sayısının artma ihtimali var mı? DVR'lar için ne demiştik? 4, 8, 16, 32 kanal şeklinde farklı kamera sayısını destekleyen kayıt cihazları var ya da e, hibrit cihazlar var. 16 artı 4 IP kamera gibi. Benim kullanacağım DVR kayıt cihazı kaç kanal olacak? İkinci olarak bunu tespit ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar DVR'ın montaj yapılacağı yer. izleme. DVR kayıt cihazının farklı izleme seçenekleri var. En çok kullanılan DVR kayıt cihazının çıkışına bağlı VGA ya da HDMI ile bir monitör. Monitör nerede olacak? Kayıt cihazıyla monitör arasında mesafe olacak mı? İlk olarak bunu tespit ediyoruz. Bilgisayar izlemesi olacak mı? Cepten izleme günümüzde herkes yapıyor ama olacak mı? Kayıt cihazına internet bağlantısı yapılacak mı? Modemin yeri nerede? Modemle kayıt cihazı arasında ekstra ben network kablosu çekeceğim mi ya da HDMI ile biz CAT 6 ile monitörü uzatabiliyoruz. Farklı noktalarda monitör izlemesi olacak mı? Bunları keşif esnasında tespit ediyoruz. Kameraların yerlerini belirledik. Kayıt cihazının yerlerini belirledik. Üçüncü aşama kablo güzergahı ve kablo mesafesi. Kablo güzergahı ve kablo mesafesi. Arkadaşlar CCTV kablolarda belli bir mesafeye kadar çalışıyor demiştik. Ve bu mesafeden sonra biz RG6 kabloya geçmemiz gerekiyor. Standart CCTV kablo. Kablo mesafemiz nedir? Bunu tespit edeceğiz. Besleme bizim 4 artı bir kabloya taşıyabileceğimiz bir mesafede mi? Yoksa CCTV ya da koaksiyel kablo ile birlikte ekstra besleme çekilecek mi? Adaptörler kameranın altına konulacak mı? Uzun mesafelerde çözüm bu şekilde bulunuyor. Ben bir fabrikada 1500 metrede RG6U4 koaksiyel anten kablosuyla görüntü aldım. Kabloyla ile birlikte 3x1.5 elektrik kablosu çektirip adaptörleri kameraların altlarına IP67 özelliğine sahip bu hatların içine koyup güvenlik kamerası görüntülerini bu şekilde çalıştırdık. Ama birçok projede de kısa mesafe yani 20 metre, 30 metre, 100 metre, 120 metrede özellikle 120 metrede ben 4 artı 1 kablo kullanıyorum. Kırmızıyla sarıyı yeşille siyah birleştirip kablo kesitini yükseltiyorum demiştim CCTV kablolarla. CCTV kablo ile alakalı eğitimimizde. Evet, üçüncü aşamamız bizim kablo güzergahı ve kablo mesafesi. Kaç metre kablo kullanılacak? Kullanılacak kablo 2 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? Anten kablosu mu? Ekstra elektrik çekilecek mi arkadaşlar? Bunları özellikle keşif esnasında belirliyoruz. Kameraların yerlerini belirledik, kayıt cihazının yerlerini belirledik. Keşif esnasında arkadaşlar kablo güzergahını da belirledik. Müşterimizin X dediği ekstra özellik var mı? DVR'ın yerini belirlerken söylemiştik. Ben farklı noktalardan izleme istiyorum. Bilgisayarla, monitörle ya da birden fazla cep telefonu izlemesi istiyorum. Mesela o zaman müşteriye şunu diyeceğiz. Ben P2P, Cloud Server üzerinden 8 kişi aynı anda izlettirebilirim. Hype Vision'da, Dava'da ya da işte özelliğine göre 15 kişi. Bu sefer sabit IP'miz olması gerekiyor. Bunlar mesela sitelerde genellikle çok adetli kullanıcı olduğu için kayıt cihazı kurulacağı zaman sabit IP olması gerekiyor gibi. Bunlar örnekler arkadaşlar. Keşif esnasında doğru bilgilendirme yapmamız lazım. Doğru bilgilendirme yapmak için de takacağımız ürünlerin mutlaka teknik özelliklerini bilmemiz lazım. Ben 2 megapiksel kamera mı kullanacağım, 5 megapiksel kamera mı kullanacağım, kayıt yazısı kaç kanal olacak gibi. Bütün bu keşif olayları bittikten sonra notumuzu alıyoruz. Tekliflendirme, projelendirme aşamasında eğer iş onaylanırsa kuruluma gidiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimiz zaten bir sonraki video dersimiz bizim BNC konnektör power jack bağlantısı kameraların bağlanması ve kayıt cihazının devreye alınması şeklinde aşama aşama eğitim serisi videoları yayınlanmaya devam ediyor. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi keşfinde nelere dikkat edilmeli anlatmaya çalıştım. Meslektaşlarımdan benim atladığım bir bölüm bir nokta varsa videoda yorum olarak belirtirse sevinirim. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.